sanat camiasından bir acı haber daha geldi. Türk pop müziğinin genç ve yetenekli seslerinden Ajlan Büyükburç bu sabah bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Aslında genç sanatçıyı aramızdan alan bir kaza değil, adeta cinayet. Yoldaki bir traktöre çarpan Ajlan Büyükburç olay yerinde yaşamını yitirdi. Minicik boyuyla fırtınalar estiren bir kızın hayallerinin nasıl yarım kaldığının hikayesi bu. Bir insan ne olmak istediğini en başından beri bilirse ve onun doğrultusunda hareket ederse bence başarıya daha çabuk ulaşıyor veya daha çok yol kat etmiş oluyor. Yine eskisi gibi beraber olsa. Bir insan hem bu kadar güzel olup hem bu kadar güzel şarkı söyleyip hem de nasıl böylesine harika müzikler yapıyor diye şaşıracağımız, bir ihmal sonucu 28 yaşında yitirdiğimiz, caz müziğini bizlere sevdirmeye çalışan bir mücadelecinin öyküsü bu. Pırıl pırıl sevimli bir yüz, derinlerinde hüzün ve kırgınlık taşıyan bir kalp. Sıcacık gülümsemesiyle gönüllere sevgi aşılayan, edilen iltifatlardan mahcup, içten kahkahasıyla işi gücü müzik olan biriydi o. Ciğerci dükkanında çalışan pasaklı bir kadının gelinliği. Kaset çalarları, kasetleri bizlere sevdiren isimlerden biriydi. Var mısın? İçelim biz bu aşkı delice. Ajdan yaşıyordu o zamanlar. Biz daha büyümemiştik. Ve dünya henüz bu kadar kirlenmemişti. Biz büyüdük ama bu kez de o gitmişti. Ajdan! Babasıyla yaşadığı kavgalar ve trajedilerle olay olmuş, istemsizce kaosa sürüklenen bir kadındı o. Ajdan Büyükburç, Erol Büyükburç ve Türkan Türker'in kızı olarak 13 Kasım 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası o doğduktan sonra evlenmiş, ardından Jeyan isimli bir kız kardeşi olmuştu. Erol Büyükburç gibi bir ismin kızı olması onun müzikle iç içe büyümesini sağladı. Babasının devasa müzik arşivi içinde yıllarını geçiren Ajdan en çok caz müziğini sevmişti. Babası da ona bu konuda büyük destek oldu. Caz konusunda beni yönlendirdi. Büyük desteği de buradan aldım zannediyorum. 17 yaşında sahnelere çıkmaya başlayıp profesyonel oldu. İlk olarak Fatih Erkoç'un vokalistliğini yaptı. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okurken Milliyet Gazetesi'nin her yıl düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında en iyi kız solist dalında birinci oldu. Ardından Aziz Üstel'in sunduğu Gecenin Konukları isimli programa çıktı. Burada ismini tüm Türkiye'ye duyurdu. Aynı programda tanıştığı Mine Çağlayan'la birlikte Ajlan Mine ismiyle bir grup oluşturdu. Ve ilk albümleri olan Aşk Olsun'u 1993 yılında yayınladılar. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olmazsan aşk olsun. Babasının defalarca evlendiği, onları yalnız bırakacağı, tartışmaların ve kasvetin eksik olmadığı günler henüz gelmemişti. Babası başkasıyla evlenmişti evlenmesine ama olaylar alevlenmemişti hala. Bu yüzden keyfi yerinde sayılırdı. Çıkardığı ilk albüm Aşk Olsun da önemli bir başarı yakalamıştı. Bu başarıya rağmen Ajlan ve Mine ikilisi bir yıl sonra ayrıldı. Ajlan bu boşlukta yine sıkı çalıştı. İstanbul'daki hemen hemen bütün caz kulüplerinde ve otellerde sahneye çıktı. 1990 yılında Polonya'ya gidip caz workshoplarında çalıştı. 1995 yılında ilk solo albümü olan Tutunup Kendime isimli kasetini yayınladı. Aynı sene uluslararası bir festivalde Türkiye'yi temsil etti. 1996 yılında salsa ve samba çalan Pasaporte Latino grubuna katıldı. Aynı zamanda Selçuk Sun'la birlikte caz müziği çalışmalarına devam etti. İstanbul'da büyük orkestralarla Cemal Reşit Bey ve Atatürk Kültür Merkezi gibi büyük mekanlarda konserler verdi. 1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasında seslendirdiği eser kendi dalında birinci oldu. Türkiye'ye gelen yabancı müzisyenlerle çalışma fırsatı buldu ve New York'a kadar uzanan bağlar kurdu. Birçok sanatçının albümüne vokal yaptı ve jingle seslendirdi. Sayısız uluslararası organizasyonlarda görev aldı. 1999 tarihinde Önder Vokalist albümünde solist olarak görev aldı. Hayatına dolu dizgin devam ediyordu ama bir eksiği vardı, içindeki baba sevgisi.
Erol Büyükburç diğer evliliklerinden sonra kızlarıyla çok fazla ilgilenmemiş ve hayatına devam etmişti. Usta sanatçı Ajlan ve Jeyan'ın annesi Türkan Hanım'dan boşandıktan sonra 1976 yılında Emel Büyükburç'la evlenmişti. 2 yıl sonra da Evren adında bir kızı oldu. Eşi Emel vefat ettikten sonra Gönül Demirkol'la 3. evliliğini yapmış ve ondan da Özlem adında bir kızı olmuştu. Ardından 4. evliliğini Alman asıllı bir kadınla yaptı. Olaylar buralara kadar gelmeden önce hem Jeyan hem Ajlan babalarından çok şikayetçiydi. Oldukça sitemkarlardı. Kendileriyle ilgilenmediğini söylüyorlardı. Jeyan Büyükburç şöyle demişti. Hayatım babamın yokluğuyla geçti. O dönemler elimden tutan tek kişi ablam Ajlan'dı. Ablam beni elimden tutup sahneye çıkardı. O zamanlar 15 yaşındaydım. Babamla çok az görüşebildik. O dönemler yeni eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmuştu. Ama yine de orta yolu bulup gelebilirdi. Birlikte çok fazla zaman geçiremediğimiz için kırgınım. Yokluğunu hissettiğim zamanlar çok oldu. Arkadaşlarımın babaları eve gelince onlar da koşarak eve giderlerdi. İşte o anlarda içim burkulurdu. Ajlan en büyük olduğu için sorumluluğu hep o aldı. Abla gibi davranıp bize hiçbir şey çaktırmazdı. Arayı bulmaya çalışırdı. Sadece beni değil, bütün kardeşlerini korumak isterdi. Ajlansa Yasemin'in Penceresi isimli programda babasıyla ilgili şunları söylemişti. Keşke böyle bir babam olmasaydı. Ona çok kırgınım ve üzgünüm. Babamla aram hiç iyi olmadı. Eğer yaşadıklarımı kamuoyuna açıklarsam inanıyorum ki babamın sokakta dolaşacak hali bile kalmaz. Bizimle ilgilenmedi. İlgilenmesini de beklemiyorum. Bunu çoktan aştım. Ama televizyona çıkıp aleyhimize konuşmasını kaldıramıyorum. Öz kızı olan Esra'yı reddetti. Esra bu yüzden nüfus cüzdanı bile çıkaramıyor. Ama bizim babamız bunu bile umursamıyor. Bazen düşünüyorum ben nasıl böyle bir adamın kızı oldum diye. Üzgünüm ama keşke böyle bir babam olmasaydı. Erol Büyükburç'ta sistem dolu açıklamalar yapmıştı. Hatta ölse de kurtulsam dediği bile söyleniyordu. Tüm bu kırgınlıklar üzerine acı son aramak kalmıştı. Tarihler 22 Temmuz 1999'u gösteriyordu. Ajlan Büyükburç, Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirir. Henüz 28 yaşındadır. Sürücü ehliyetini kazadan 3 gün önce alan Ajlan Büyükburç, görgü tanıklarının ifadesine göre virajı hızla döndükten sonra karşısına çatallı yol çıkınca paniğe kapılıp frene bastı. Asfalt yoldan çıkıp bir hafta önce hizmete sokulan stabilize yola girip 3 takla attı. Ardından park halindeki traktöre çarptı. Ajlan ise paramparça olan otomobilde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede boynunda ve kolunda üçer kırık olduğu, ölümünün akciğer kanaması, kafa travması ve boyun kırığından meydana geldiği belirlendi. Kazanın olduğu yolda yeni dökülen mıcır nedeniyle 4 kazanın daha meydana geldiği ve kaza yapanlardan ikisinin belediyeye kazaya sebebiyet vermekten dava açtığı öğrenildi. Ajlan'ın yaşamını kaybettiği korkunç kazanın öncesine kadar bu yol mıcırla kaplıydı. Hala bu yolda mıcırlar bulunmakta ve burada yol bakım çalışmaları vardı 10 gün öncesine kadar. Ancak şu görmüş olduğunuz sınıra kadar mıcırla kaplıydı bu yol ve bu yolun en büyük eksiklerinden bir tanesi de kavşağının olmaması. Kazadan önce caz şarkılarını bir albümde toplamayı planlıyordu. Bir yandan da pop albümü için çalışıyordu. Albümün ismi ise Vursalar Ölmem olacaktı. Kızıyla kavgalı olan Erol Büyükburç ise kazayı duyunca kalp krizi geçirdi. Hemen tedavi altına alınsa da onun yarası ömrü boyunca geçmeyecekti. Ajlan Büyükburç bir röportajında en büyük fobim trafik demişti. Trafikten çok korktuğunu, bu yüzden araba sahibi olmaktan kaçındığını uzun uzun anlatmıştı. Ama korktuğu şey başına gelmişti. Erol Büyükburç kendisine geldikten sonra şu açıklamayı yaptı. Ajlan'a 8 yaşında caz dersleri veriyordum. Şarkılar dinletiyordum. Tam o sırada Ajlan'ın bana sabit bir şekilde baktığını fark ettim. Hiç reaksiyon vermiyordu. Sonra annesi Türkan Hanım'a döndüm. Ne oldu diye sordum. Annesi de Ajlan şu anda uyuyor dedi. İrkildim ve annesine ileride sakın bu çocuğa araba alma dedim. Annesi de onu yıllarca özel arabasıyla taşıdı. Ama Ajlan araba almayı kafasına taktı ve aldı. Bunu duyunca hemen Ajlan'ı aradım. Aman kızım kendine dikkat et. Emniyet kemerini tak. Yavaş araba kullan dedim. Sonra bu üzücü haberi duydum. Yıkıldım. Zaten öldüğünü hissettim içimde. Bir şey koptu benden. Ajlan'ın zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. En çok da kızına son kez sarılıp onunla kırgınlığını gideremeyen babası Erol Büyükburç üzülmüştü.
Yaşasaydı çok şey başaracaktı. Bu gün gibi ortadaydı. O da Uzay Hepari gibi, Kerim Tekin gibi, Gökhan Semiz gibi erkenden gidenlerden olmuştu. Bize bıraktıkları onu hep yaşatacak olsa dahi o güçlü sesini asla canlı canlı dinleyemeyeceğiz. Babasıyla burada olmasa da diğer tarafta kavuştu. Burada yapamadıkları o duygusal sarılmayı orada yapmış olmaları umuduyla. Küçücük yaşta büyümek zorunda kalan, kardeşlerine şefkatli yüreğiyle sahip çıkan, mutsuz olsa da yüzü hep gülen, başarmak istediklerini başaramadan gencecik yaşta aramızdan ayrılan bir Ajdan Büyükburç geçti bu hayattan.